Herkese tekrardan selamlar. Bu videoda tamamen uzay korsanlarının üzerine oynayan sınıflar açtığım bir video hazırladım. Umarım video işinize yarar. Lütfen beğenmeyi ve abone unutmayın. Eğer gerçekten hoşunuza giderse iyi seyirler dilerim hepinize. Daha aşama 2'ye yeni geçtik ama buna rağmen hem Jace'i bulduk hem Dari'yi bulduk hem de Greaves'i ikiledik. Şu an uzay korsanlarından sadece Gangplank'i bulmamız gerekiyor. Ben level atlatmayı unutmuşum bu arada, altınları tuttum ama 3 tane uzay korsanını yere koymayı başardık. Geriye sadece Gangplank'i bulmak kaldı. Şu an hızlı bir şekilde altın biriktireceğiz. Ve oyunu deli gibi taşırız diye düşünüyorum bu el. Dari'ye hemen Hexday'i verdim. Zaten Hexday'de bulunmak zorunda. Madem iki tane itemden biri Hextech çıktı, öteki de Karayel çıktı. Karayel de Jace'e çok güzel gider. Şu an iki itemi de verdiğim için zaten ayrı bir üstünlüğümüz var. Çünkü çoğu kişi de kenarda tutuyor bu itemleri. Daha iyi bir şampiyona verebilirim ya da yıldızı hangisi yükselirse diye onları tutuyor olabilirler. Evet, Dari baltayı indirdi. Ve turu kazandık. Poppy ölüme ne direndi be. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Jace geldi. Gerçekten tüm şansımızı harcıyoruz herhalde şu anda. Jace'in yanına aynı zamanda Poppy'yi de belki alabiliriz. Öncü buff'ını açabiliriz şu anda. Hatta alalım. Zoe'nin yerine koyduk Poppy'yi. Öncü buff'ını açtık. Jace'de 2 yıldız olacak, bir tane daha çıkartabilirsek. Şu an acayip öndeyiz. Hatta yok ya, Zoe'leri satalım. Altınımız kenarda dursun. Rumble'da alsam diye düşünüyordum da belli olmaz, belki alabilirim. Rakibimiz büyücü açmış. Evet, büyücü dışında açtığı herhangi bir şey yok şu anda. İyi, rahatlıkla aldık burayı. Zıplayan Dari geldi. Aa, yine kalkan kazandığı için zıplayan Dari bozuldu. Bu arada iki kişiyi öldürdük, ikisinden de altın düştü. Totalde 3 altın kazandık. Galibiyet de aldığımız için bayağı iyi. Evet, şu an 11 altınımız var. 16'ını geçtiğimize göre öteki turu bekletip 5 levele basabiliriz. Şu an altın üstünlüğümüz var. Rumble'da aldım. Çünkü patlayıcı uzmanı açabilirim Gangplank'i yere koyduktan sonra. Kontrol takımı yapmaya karar verdim. O zaman şimdilik böyle geçeceğiz. Lucian ilk seviyelerde çok sıkıntılı. Umarım çok iş yapmaz. Kasadin havaya kalktı ama. O Malphite ne öyle ya? Malphite de nasıl olsa satacak diye öyle itemler vermiş de Malphite'i öldüremeyeceğiz bu arada. Bu nasıl bir takım? Nasıl yenemiyoruz biz bunu ya? Özelliği de açık değil. Yani bir tek semavi açık. Lucian'a gidebilen kimse olmadı, o da sıkıntı. Ama çok saçma bir takım ve bununla kazandı. Bu ne? Neyse, en azından bir altın kazandık, o da bir şeydir. Şimdi çembere geldiğimiz zaman bize buradan Jace güzel gidebilir, fena olmaz. Ama onun dışında Tackle yine güzel, mana güzel, Jace gitti. Buradaki çoğu item oluyor, hatta aşırı büyük sopayı alabilirsek belki mücevherli eldiven bile yapabiliriz diyecektim. Dövüşçü eldiveni de alıp. Dövüşçü eldivenini alabiliriz şu anda kalırsa. Aa, ikimiz de 96 candaydık ama beni ikinci olarak saymış. Bu yüzden ışınmadık. Zinzo'ya koşalım. Nişancı iyi bir işimize yaramaz. O yüzden dövüşçü eldivenini kaptık. İçimize yarayan bir şey çıkmadı şu anda ama biz seviye basacağız. Hatta... Yok, bunu Lucian'ı yanlışlıkla aldım. Rumble'da koyabiliriz yere şu anda, güzel. 5. seviye erkenden bastım. Çünkü zaten altın üstünlüğümüz var. Galibiyet de aldık yeterince. O yüzden basmakta bir sakınca yok. Bu sayede en azından 4 altınlık istediğimiz bir şampiyon varsa ona daha hızlı ulaşabiliriz. Aynı zamanda 2 ve 3 altınlıklar bize daha çok lazım olduğu için 5. seviyede bulma ihtimalimiz daha da çok arttığı için Jace ve Darius daha hızlı seviye atlatabiliriz. Jace çok güzel bir ulti attı. Herkese birden hasar verdi orada.
Zıplayan deri de başladı ve orayı yok etti. Temiz bir galibiyet aldık ve altınımız 20'yi buldu. Harcamış olduğumuz 4 altın bize geri geldi. Şu an fazladan bir altın faizi de kullanıyoruz. Oldukça güzel. Evet, buradan alabileceğimiz bir olursa Mordekaiser belki olabilir. Pop yerine koyabiliriz. Yani arama yapmayız. Altınımızı bir an önce ellerin üstüne çıkarmamız gerekiyor. Bakalım kimle eşleştik? Önce buff'ı açık, bir de patlayıcı uzmanı açık. En azından Ziggs'te bir mana itemi yok. O yüzden çok sık ulti atamayacak. İyi, şu an için bir sıkıntı yaratmadı bizim için. Zıplayan Dari işi bitirdi. Bir altını da düşürdük. Güzel. Şimdi Kasedin geldi, Rumble geldi. 36'nın üstünde kalmayı başardık bunları almamıza rağmen. Oldukça iyi. Şimdi Kasedin neden aldım? Mana yanması özelliğini açmak için. Rumble'ı kasıyoruz. Patlayıcı uzmanı özelliğini tamamlayabilmek için. Daha güçlü bir hal alabilmesi için. Buradan bize bir aşırı büyük sopa çok iyi iş yapabilir. Yine bir dövüşçü eldiveni çok iyi iş yapabilir. Dari adaletin elini vermemin sebebi ise hem dayanıklılığı olsun, daha çok can çalabilsin %50 bir şansla. Ya da ultisi daha fazla hasar versin, daha çok hayatta kalsın yine. Her türlü hextech ile beraber en güzel itemlerden birisi adaletin eli. Kesinlikle çok iyi uyumlu itemler bunlar. İki tane dövüşçü eldiveni verdi. Buradan ne verecek? Zırh verdi. Olsun. Dövüşçü eldiveni vermesi bizim için yeterince iyi. Çünkü takımdaki karakterlerimize mümkün olduğunca kritik item vermemiz gerekiyor. Şimdi takım tekrardan düzenleyelim. Sıradaki savaş için hazırlanalım. Bu şekilde iyi. Ancak ben mana yağmacısı özelliğini açmak istiyorum. Rumble kılınca herhangi bir özellik açılmıyor çünkü. Mana yağmacısını açarak daha büyük bir avantaj kazanabiliriz. Rakibimiz sibernetik açmış. Aynı zamanda tetikçi açmışım diyecektim, yok. Zaya koymuş yanına. Alabilmemiz zor olabilir çünkü Vay'da Rabadon var. Geçtiği herkese tak atabilir. Yok, atmadı. Dari attı mı? Zıplayan Dari eğer Vay'a vursaydı orada belki yaşayabilirdi. Jayce topladı orayı ancak yetmeyecek büyük ihtimalle. Lucian çok uzaklaştı Kasedin'den. Evet, ultisi de vurmadığı için ona rahatlıkla öldürüldü. En azından altın düşürdü. 40 altın faizini kullanabiliyoruz şu anda. Bu takımda zaten ilk zamanlarda kaybetsek bile o kadar sıkıntı değil. Çünkü altını daha seri bir şekilde toplayabildiğimiz için daha hızlı bir şekilde seviye atlayabiliyoruz. Daha fazla şampiyon elde edebiliyoruz. Bu arada bunu dedim ama biz zaten birinci sıradaymışız. Ona hiç dikkat etmemiştim. 50 altına da geçtik. 50 altının altına hiçbir şekilde inmememiz gerekiyor. Şu turu kaybetsek de yine sıkıntı olmayacak dediğim gibi. Bundan sonra zaten seviye basarız büyük ihtimalle. Bakalım, rakibimiz sonsuz karanlık açmış ve önce açmış. Onun dışında bir şey açık değil. Rahatlıkla alırız diye düşünüyorum ama. Jayce indirdi ultisini, çekicini yani. Bir güzel topladılar orayı, iyi. Tamam, Jayce bir daha ulti attı mı alır orayı. Kasedin de attı, tamam, beraber yok ettiler. Bir Poppy kaldı. Poppy de ölmüyor zaten maalesef. İyi, o kalkanı kazansaydı daha da devam ederdi bu savaş. Evet, şimdi seviyemizi basalım diyeceğim ama Rumble'ı koyabiliyoruz. Neyse, basalım gitsin. Rumble'ı koyalım. Hani farklı bir özellik daha açabilir miyiz? Ona göre bir şampiyon koyabilir miyiz diye düşündüm de elimizde farklı bir şampiyon yok. Evet, gelen rakibimiz casus açmış ve yanında önce açmış Jayce almış ya. Bak, bizim ihtiyacımız olan şampiyonlar alınınca hoş olmuyor. Darin'in oraya toplaması gerekiyor ancak yok. Hasarımız yetmeyecek. Yok, bayağı yetmeyecek. Dari 2 yıldız olsaydı belki toplardık ya da Jayce 2 yıldız olabilseydi. Kalan canlara bak ya. Hepsi bir tane Dari ultisine ya da Jayce ultisine bakıyor. Şanssız oldu bu. Şimdi bu ortadan aşırı büyük sopa var mı? Var. Hem de Dari de.
O bana kalırsa bu oyun bitti. Gerçekten bitti. Onu bana bırakmak gibi bir hata yapmazlar herhalde. Peki bu hatayı gerçekten yaptınız mı? Hadi sizi ben bir pişman edeyim. Evet, o zaman şu an sadece tek yapmamız gereken bir deri daha bulmak diyecektim ki bir deri daha buldum. Ve nasıl bir şanstır ki cevherli eldiveni oldu bir anda. Bittiniz, üstüne Rumble'daki yıldız oldu. Şimdi tetikçi özelliğini açabiliriz belki de. Sıradaki seviye atladıktan sonra idarelik olarak Lucian'ı belki koyabiliriz ama tetikçi olarak aslında Miss Fortune falan da gidebilir. Şimdilik dursun, olur da kaybedersek en kötü belki satarız Lucian'ı. Hiç altını düşüremezsek ya da. Kimi kaldıracak? Rumble'ı mı kaldıracak? Üstüne Graves çekti. Çok iyi. Bizim Dari orayı toplar diye düşünüyorum artık. 2 yıldız oldu. Cevherli eldiveni de var. Oo, orası... Bir saniye, Dari'nin zıplaması bozuldu. Hayır! Hayır, Dari'nin zıplaması bozuldu. Orada bir şey bizi yok etti. Neyi yok ettiğini ben pek anlamadım. Galiba ah yok etti orayı. Kalan canlara bak ya. Bu hatayı yaptılar da pek bir işe yaramadı. Dari geldi 2 tane. Tek bir sayfada. Peki. Ama sen böyle yaparsan ben arama ihtiyacı duyarım. Morde de geldi. Aha da Jace 2 yıldız. Tamam, şu an çok daha iyi bir durumdayız. İkinci takımdaki hasarı veren kişimiz de yıldız atladığına göre hasarımız gayet iyi olabilir şu anda. Tek sıkıntı 3 altın ihtiyacımız var. Bu savaştan düşürebilirsek muazzam olur. Darren'in ve Jace'in veya Graves'in kill alması gerekiyor. Dari oradan pik alabilecek gibi değil ya. Malphite ölmüyor ki. Bir de mana kullanım bedeli arttı. Bir altın düştü. Ancak bu yeterli değil. Yine kaybettik galiba ya. Ya Dari zıplarken nasıl bozuyorsunuz şu monster ya? Catelyn ulti atarken Rakan geliyor zıplatıyor. Yok Kassadin susturma atıyor. Yok. Susturma derken silahsız bırakıyor. Tabi silahsız bırakma pek etkili olmuyor ama. Rakan zıplatıyor. Blitz çekiyor. Catelyn ultisi yine bozulmuyor arkadaş. Dari'ye gelince hop ultisi bozuluyor anında. Tatsız. Buradan agresif itemler düşürsek de olur. Defansif itemler düşürsek de olur. Ancak agresif item düşürüp Jayce'e verebilirsek bizim için daha da ideal olabilir. Çünkü önce uzay korsanlarının itemlerini fırlamak daha hoş oluyor. Bu sayede onlar daha fazla öldürme alabilme potansiyeline sahip oluyor. Bu sayede de dörtledikten sonra eşya düşürme ihtimalimiz daha da çok artmış oluyor. Şimdi Mordemiz 2 yıldız. Başka yapılacak bir şey var mı? Yok. Bir seviye atlamamız gerekiyor. Onun dışında Lucian'ı koyacağız yere. Graves'e de buff sağlamış olacağız. Şimdi ben bu dikenli yeleği verdim Jayce'e. Zaten ön safhada kapışıyor. Tetikçisi olan var. Tetikçilere karşı işe yarayan bir item. Bu şekilde fena değil. Eğer biri aşırı büyük sopa daha düşürebilirsek İyon kılıcını belki verebiliriz Jayce'e. Artık bu savaşı kazanalım. Ard arda çok fazla kaybettik çünkü ucu ucuna hepsi de. Ama Jayce ve Dari de gittiği Shen'e daldı. İyi, çok geç olmadan öldürdük. Yalnız Shen'e asi özelliği vermiş. İlginç. Evet, zıplayan derimiz geri döndü. Herkesin kafasını indirdi. Altınlarımızı topladık. Bir seviye daha bastık bu sayede. Yeni aramamız 7. seviyeye göre olacak. Bu sayede Gangplank'in çıkma ihtimali de yüksek. Yükselmiş oldu daha doğrusu. Şimdi Lucian'da liderlik olarak koydum. Graves'ı boşuna almadım çünkü artık bu seviyeden sonra Graves'ı üçlemek pek de mümkün değil. Hele ki elimizde hiç yokken. Çünkü level atladıkça Graves'ı bulma ihtimalimiz daha da çok azalacak. Ki biz level atlatmaya devam edeceğiz. Bakalım bu rakibimizi ezebilecek miyiz? Altı sonsuz karanlığa tamamlayamamış. Hatta bazılarını çıkarmış, öncü koymuş. Hepiniz Jayce almak zorunda mısınız ya? Salın şu Jayce'i, Leona koy yerine. Ne olacak? Zıplayanları hepsini alt etti. İki altınlıkları bilerek aldım. Dari'yi bulma ihtimalimiz artsın diye. Çünkü artık bundan sonraki seviye atlamamızda iki altınlıkları bulma ihtimalimiz de düşecek.
Bu nedenden ötürü seri bir şekilde bulmamız gerekiyor. Morde'yi de aldık. Zaten işimize yarıyor. Aradık. Aradık. Blitz'i aldık. Aradık. Çıkmadı. Jayce çıktı ama onun yerine. O da olur. Şu şekilde dizelim de karıştırmayalım. Arada kaynamasınlar. Tamam, bu şekilde tekrardan savaşa girebiliriz. Sibernetik olan arkadaşa denk geldik yine. Yalnız bu arkadaşımız 5 sibernetik yapmış daha. 6.'yı bulursa bu bizi yok etmeye başlayabilir. O yüzden serisinden bir yok edelim şu arkadaşı. Altınımızı da düşürdük. 2 altın düştü. Tekrardan 50 altına geçtik. Çok iyi oldu bizim için. Ki zaten büyük ihtimalle Eko'yu alamadan elenecek. Ortadan Eko çıkar mı? Çıkmadı. İyi, başımıza bela olmayacak. Bizim bu ortadan aşırı büyük sopayı almamız çok önemli. Jayce için yetenek gücü gerekiyor ancak gitti. Onun dışında yine agresif itemler alabiliriz. Tek kılıcı olur. Aslında buradaki her eşya olur. Defansif item alsak da oluyor. Ki zaten bir nişancayı kaldı. Ona ulaşamayacağız gibi. En azından kasadını alalım mı? Nişancayı yeni bıraktılar. Alabilirim. Nişancayı yeni alacak zannettim de yok. İyi. Şimdi Lulu ile zaten işimiz yok. Sattık. Arıyoruz, arıyoruz. Morde çıktı. 2 altınlık arıyoruz. Aradığımız Dari bir türlü gelmiyor. Aha geldi. Bir sayfada 2 tane geldi yine. Bir daha 2 tane daha geldi mi Dari'miz 3 yıldız. 50 altının altına indik ama olsun. Belki bu savaşta toparlayabiliriz altını. Tabii 5 altın biraz zor. Kazansak bir gelecek. 4 tane altın düşünmemiz gerekiyor. Evet, casuslu rakibe denk geldik. Jin'i de koymuş, ebedi vermiş. O biraz sıkıntı. Ona ulaşabilecek kimse yok, o yüzden kaybedebiliriz. Dari sağ tarafta oyalandı çünkü casuslarla. İyi. Jayce ile Dari kaldı. Belki, Lucian da varmış bizim arkada. Onu ben sonradan dikkat ettim. İki tane zıplayan karakterimiz Jin'in üstüne uçtu ve onu yok etti. Çok iyi. Arıyoruz. Jayce geldi. Dari de geldi. Bir adet Dari kaldı sadece. Bundan sonra Dari'miz 3 yıldız. Belki Morde'yi de Jayce'i de üçleyebiliriz şu anda. Jayce'i toplayan çok fazla kişi var ama Morde'yi de üçleyebiliriz. Aslında Morde toplayan da var. Neyse artık onlar elendikçe havuza geri dönecek nasıl olsa. O zaman üçleriz. Evet, dövüşçü ve tetikçili rakibimiz geldi. Jayce ile Dari burayı rahat toplar diye düşünüyorum ya. Yani Jayce bir Miss Fortune ultisi işledi de Jayce yok oldu ya. O red buff'ı yok etti bizi. Yok, olmadı. İlerleyen zamanlarda biraz daha ilerlesin daha rahat indirebiliriz burayı. Dari ve Jayce çok fazla malfight'ta oyalanıyor. O sıkıntı. Bomba gagalara geldik. Keşke o gelen 5 altınlık Gangplank olsaydı ya. İşimize yarayan bir 2 altınlık geldiği için fazladan olan 2 altınlığımızı sattık, onun yerine koyduk. Maalesef hala ihtiyacımız olan 2 altınlık gelmedi. Ancak Rumble'ı gördüm, onu almak istedim. Belki Rumble da gider. 3 yıldızda belli mi olur? Bu arada Morde üçlenmeye çok yakın. Ondan da bir tane lazım sadece şu anda. Şuradan bir Nico'nun yardımı düşse ne kadar güzel olur ya. Dari baltayı indirmeye başladı. Aşırı büyük sopa geldi. Çok iyi. Dev kemer de geldi. Morello da yapabiliriz şu anda. 50 altını geçmek için, faizi kullanmak için sattın. Bir adet daha Jayce geldi bu arada. Ben İyon kıvılcımı vereyim ama önce. İyon kıvılcımı... Aa, ben Jayce'e geçtim. Jayce'i unuttum orada. Ben önce Jayce'i aldım, sonra şey yaptım, kafasına girdiğim için item verirken anlatırken kafa gitti, pardon. Neyse, Jayce'i üçleyemezsek de artık yapacak bir şey yok. Yon kıvılcım Jayce'den neden önemli onu söylüyordum. Jayce zaten sürekli yakın safhada savaştığı için, üstüne ultiyi de zaten yakın safhaya attığı için yakındaki rakiplerinin büyü dirençlerinin %50 azalması Jayce'in daha muazzam bir hasar vermesine neden oluyor. Ancak
toptan yediği için doğru düzgün atamadık hiçbir şeyini. Aa, çünkü Ziggs'e Seraph vermiş. O Seraph çok sıkıntı ya. Ziggs'e bir Seraph verin, yanına patlayıcı uzmanı açın. Ziggs gerçekten yok ediyor size. Hele ki AS açmış yanında. Çok güçlü. O zaman ne yapacağız? Arayacağız. Artık şu darı üçlensin istiyorum yani. Darı üçlenmedi bir türlü. Morde de üçlenmedi. Seviye atlamaya da odaklanmak gerekiyor aynı zamanda ama darı üçlemeden de gitmek istemiyorum çünkü darı bulmak daha da zorlaşacak. 3 yıldız pop yapmış. Yanında casus var 2 adet. Bize gelen itemlere bak ya. Hem dolmuş yürek gelmiş. Hem kapan pençe gelmiş. Sıyrılma ihtimalini iyice arttırmış hırsız eldivenle. Bir de Darya saldırıyor. Ne yapabilir ki o Darya orada? O fizi ulti atamasaydı kazanabilirdik orayı. Arda arda çok fazla kaybettik. Toparlamamız gerekiyor acilen. O Jayce'i alsaydım bu arada. Jayce 3 yıldızdı şu anda, beni acayip üzdü. Gerçekten çok tatsız. Neyse, aramaya devam. Jayce olur, Morda olur, Darya olur lütfen. Aha, Darya 3 yıldız işte ya, şükür. Tamam, şunları da düzenleyelim. Çok iyi. Darya artık burayı toplaması gerekiyor. Şu an gerçekten muazzam bir hasarımız olmalı. Bakalım bir zıplayan darı görebilecek miyiz? Darı gitti, genişlene saldırdı. Önü bloklandığı için Rumble tarafından. Neyse, zıplayan darı başladı. Yalnız orada Yasuo da fena iş yapıyor şu anda. İyi, darı başladı. Gitti darı atladı ama darı bir daha vurdu. Bir daha ulti indirdi. Ah. Havadayken öldü. Havadayken Yasuo havaya kaldırdı. 3 yıldızlar yaptık, yeni bir şey yaptıramıyoruz ya. Buradan biz ne alsak, kariyerli iş görür aslında ama koruyucu melek de fena olmaz. Kariyeli alalım gitsin. Şimdi Rumble gelmeye devam ediyor ama Rumble artık almam. Jayce'imiz de 3 yıldız, artık lütfen iş yapalım. Bu şekilde yer değiştireceğim. Ben büyük ihtimalle yerdeklerin yerinden ötürü doğru düzgün iş yapamadım. Şu an bu dizilim ile daha çok iş yapacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Evet, casuslu ve sonsuz karanlıklı rakibimiz geldi. Darı'yı havaya kaldırması biraz kötü oldu ancak Jayce tek bir ulti ile 3 kişi aynı anda çıkardı. Darı da ulti atarsa 2 kişi aynı anda ölecektir. Evet. Kayısı öldü. Jin'in de koruyucu meleği çalıştı ve Jayce tekrardan Balyoz'unu indirdi ve en sonunda bir galibiyet daha alabildik. Level atlamaya devam. Şu an tek bulmamız gereken Gangplank. Şu fazladan Morde'yi de koyalım da ne olur ne olmaz. Bir liste olan vardı, gitsin o Morde'yi çeksin. Hatta fazladan bir kariyer mi yapsak? 3 kariyerli bir oyun. Hadi yapalım. Rumble'a verelim. Rumble'ın pozisyonu güzel çünkü. 3 tane kariyerli takım. Hop, ön safa tamamen havada. Bizim tüm takım arkadaki tetikçileri saldırıyor. Artık yok olur bu. Artık yok olsun. Evet, arka safayı yok ettik. Evet, kesinlikle 3 kariyer oldukça OP. Artık şampiyon arayacağız. Kimi arayacağız? Gangplank'ı bulmamız lazım. Şu Rumble'ları alayım, o kadar fazla çıktı. Yalnız inatla Echo ve Sol çıkıyor sadece. Neyse, o kadar arattık bulamadık. Bir adet Morde de çıkabilir belki ama o da %20 ihtimalle şu anda, o da zor. Kane'imizde son fısıltı var. Bu son fısıltıyı artık Greaves'e vereceğiz herhalde. Aslında Gangplank çıksa ona versek fena olmazdı kritik ihtimali için. Belki bir mücevherli eldiven daha yapabilirdik. Ama şu an Graves'e vermemiz belki de daha iyi olabilir.
Aradık. Aradık. Belki Gangplank çıkartırız. Miss Fortune geldi. Lucian'ın yerine koyduk. Miss Fortune da verebiliriz aslında. Gene Eko geldi. Zeraz geldi bu sefer. Tamam, Miss Fortune ulti geliştirmesi geldi. Fena değil. Rumble'ları atladım. O zaman son fırsatı Graves'e vereceğiz artık. Onun kill alması daha çok altın kazanmamıza yardımcı olabilir. Ancak dövüşçü eldivenini tutmak istiyorum. Belki Gangplank gelir diye. En son bu Yasuo bizi yok etmişti. Bakalım bu sefer alabilecek miyiz? Dari ulti indirmeye başladı yine. Miss Fortune çok güzel ulti attı. Miss Fortune yok etti orayı. O geniş alan özelliği bayağı iyiydi. Herkes yok oldu. Bakalım. Yine Zerath geldi. İnatla Gangplank vermiyor bu oyun bana. Aradık. Ancak çıkmadı. Yine aradık. Geldi en sonunda ya. Koy Morden'in yerine. Dari'nin biraz çapraz arkasına koyduk. Tamam, bu kadar. Morde de 3 yıldız oldu. Büyük ihtimalle Morde kullananlardan birisi elendi. Daha doğrusu. İyi. Çok iyi oldu bizim takım şu anda. Hatta şu anda 6 özelliğimiz açık. Artık bir de item düşürsek çok güzel olacak. Zaten tüm killleri ya Jayce alıyor ya Dari alıyor. Tek kılıcı geldi bir tane. Çok iyi. Bir tane tanrıçanın gözyaşı geldi. Bir savaştan iki tane item daha ne olsun. Şimdi Shujin çok iyi gider. Gangplank'e kesinlikle vermeliyiz. Onun dışında Nishanjay'ın tutuyorum. Belki daha iyi bir item düşerse ona göre farklı bir şampiyonumuza verebiliriz. Evet, karşımıza birinin botu geldi. Öncü ve casus. Jayce hala bir yıldız. İnatla tutuyor kenarda. Neyse, bizim Jayce güçlendiği için pek bir sıkıntı yok. Zıplayan derimiz işe koyuldu ancak koruyucu melekten ötürü bozuldu. Jayce'imiz zıpladı. Tamam, rahatlıkla aldık ya. Hatta dövüşçü eldiveni de düştü, çok iyi. Hatta tek kılıcı da düştü, tek kılıcı da yoktu. Sadece nişancayı vardı. Bu ortadan ne alabiliriz? Rabadon çok güzel gider. Kanuslamış fena olmaz. Varmok olabilir. Kanuslamış gitti. O zaman bizim guildimiz açılmış. Biz bir Rabadon'u alalım. Gangplank'i alacağımı düşündü herhalde. Kildiz'i götürürüm diye düşündü. Ancak ben Gangplank'in ultisini güçlendireceğim. Daha da iyi olacak. Şimdi bu Blitz'i sattık. Rabadon'u Gangplank'e verdik. Ondan sonra şu Graves'te bir adet ebedi verelim. Şu nişancıyı da artık Miss Fortune'a verelim. Önceliğini her zaman uzay korsanlarında, uzay korsanlarının üzerindeki item slotlarını doldurmak. Ondan sonra asıl taşıyıcılarınıza geçmek. Öteki taşıyıcılarınıza geçmek daha doğrusu. Çünkü uzay korsanlarınızda ne kadar fazla öldürme kalırsa o kadar fazla eşya düşürme şansınız olur. Deminki rakibin botu gelmiş. Jayce 2 yıldız yapmış. Ha, Jayce de vardı zaten o kanatlamış. O şekilde yapmış. Yoksa zaten yapamayacakmış. Gangplank güzel bir ulti attı. Patlayıcı uzmanı sayesinde hepsi stun yedi. Ancak ben yenemeyecek miyim burayı? Demin yendim, şimdi yenemiyor muyum gerçekten? Bu ne? 3 canım kaldı. O zaman tüm altınımızı harcayabiliriz artık şu anda. Gangplank bulursak hiç fena olmaz. Kayısa da geldi. Ya seviye bas gitsin. Kayısa geldi, neden aldım? Çünkü Valkyrie özelliğini açacağım. Hatta madem Spatula da geldi, ben Miss Fortune'u casus yaparım arkadaş. Totalde 8 özellik açtım. Evet, 8 özellik açtım. Bu Miss Fortune daha güzel pozisyon alacak. Kimse öldüremeyecek ki bu Miss Fortune'u. Hatta dizilimi de bu şekilde yaptım. Şimdi kapışalım, şimdi gel. Şimdi Miss Fortune'u izleyin, o ne yapacak arkada? Daha geniş alan özelliği de vardı zaten. Tüm rakipleri vuruyor ve Miss Fortune'u elleyebilen kimse yok. Jayce de stun yedi Gangplank'in ultisinden. GG.
İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.